Fenerbahçe'de kimi başkan görmek istiyorsun? Ali Koç Yıldırım. İnşallah Yıldırım tekrardan gelir. Baba seni çok özledik. Dortmund'un büyük bir hissesini almış bir adamdan bahsediyoruz. Yani büyük bir vizyon koymuş sportif anlamda. Saadettin Saran mantıklı gözüküyor. Bence Saadettin Saran. Ali Koç başarısızlık yaptığı için Aziz Yıldırım geri gelsin istiyorum. Ali Koç'la olmadı bu iş. Saadettin Saran'ı başkan görmek istiyoruz. Ebediyen Ali Koç olmalı. Ali Koç! Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diye bağırıyorduk. Halimiz ortada. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Ali Koç başkan olarak devam edecek, biz de şampiyon olacağız. Bitti. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Kadıköy'deyiz. Sezon sonu yaklaşılırken şampiyonluk yarışı bir kenara, Fenerbahçeli taraftarlarda kongre heyecanı da var. Ali Koç aday olacak mı? Saadettin Saran zaten Ali Koç aday olmazsa adaylığını açıklamıştı. Ve Aziz Yıldırım'ın suskunluğu. Fenerbahçeli taraftarlar bakalım kimi başkan görmek istiyor? Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın başkan olması istiyorum. Çünkü zaten Ali Koç artık bayağı da duruyor ve bize bir şampiyonluk göstermedi. Artık yeni bir dönem bekliyor bize. Başkan olarak biz Aziz Yıldırım'ı görmek istiyoruz. Yani nedeni de belli yani. Bu federasyondur. Bizim kendi içimizdeki problemdir. Ya bu yüzden biraz Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyoruz açıkçası. Yani başka bir nedenimiz yok şu an. Saran evet ayrı bir güç. Ama Aziz Yıldırım yani Aziz Yıldırım'dır. Bu ligdeki en iyi de yönetici de odur. Aziz Yıldırım inşallah gelir. Ben Aziz Yıldırım'ı başkan olarak görmek istiyorum. Çünkü hakkımız her yerde, her zaman Aziz Yıldırım savunuyor. Bir hakem hatası oluyor, bir daha bu hakem gelemez diyor. Gerçekten de gelemiyor. Yani gerçekten biz adil bir düzende bu yarışta olmak istiyoruz ama bu şekilde olmaz. Her hafta bir hakkımız yeniyor. İnşallah Aziz Yıldırım tekrardan gelir. Baba seni çok özledik. Ben öncelikle Ali Koç artık yani 6. senesinde doldurdu ve hiçbir başarı elde edemedik. Onun gitmesini istiyorum ve Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa Aziz Yıldırım olsun. Çünkü zaten Aziz Yıldırım varken yani hakkımız yenilse bile her türlü çıkıyor, konuşuyordu. Veya maç beraber olur vesaire. Devre arasına girerdi, soyunma odasını raconunu keserdi, çıkardı. Ondan sonra biz de o maçı alırdık zaten her türlü. Sonuna kadar Aziz Yıldırım. Ya bence şöyle, Ali Koç aslında çok büyük bir değer kattı. Ama baktığınızda futbol şubesinde bir başarı olmadığı sürece çok zor bu iş. Saadettin Saran'da da vizyon var ama işte kulüp içi çekişmeler var. Ya bence herkes merak ediyor. Olması gereken kişi 3 kişi arasından bence Saadettin Saran. Ya gelmesi gerekiyor. Hem kulübün tarihini, işte vizyonunu falan biliyor. Hem de bu işle alakalı bayağı bir tecrübe edindi. O tecrübeleri katarsa ve söylenenler doğruysa, birkaç böyle duyum alıyoruz biz de. Eğer o söylenenler de doğruysa bence değişiklik şart. Ya başarısızlık varsa diğer kulüpler gibi değişim şart. Eğer o değişimde olması gerekiyorsa bence yeniden biri gelsin. O da Saadettin Saran olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de kimi başkan görmek istiyorsun? Ali Koç Yıldırım. Aziz Yıldırım, geri istiyoruz. Yani benim şu anki seçimde tabii öncelik olarak şeyi bekliyorum ben bu arada. Son o büyük 2018'deki seçimdeki gibi büyük kavgalarla değil de yumuşak bir geçiş bekliyorum. Eğer Ali Başkan bırakacaksa görevi. Ya şu an Saadettin Saran mantıklı gözüküyor. Baktığın zaman geçmişinde Dortmund'un büyük bir hissesini almış bir adamdan bahsediyoruz. Yani büyük bir vizyon koymuş sportif anlamda. Sonra medya gücü çok önemli. Spor medyasında gücü çok önemli. Duruşu çok önemli. Tabii ki yani Saadettin Saran şu an seçimlerde benim gözümde yükselen yıldız. Ama tabii rakip olarak kim gelecek o da belli değil. Bir de Saadettin Bey'in herhalde listesi de tam belli değil. Listeler de çok önemli bence Fenerbahçe Başkanı seçimlerinde. Ya inşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur. Ama bence şu an görüntüde bütün adaylar inanılmaz değerli. Önemli olan burada camianın, o yeni dönemde başkan olacak kişinin etrafında tüm hatlarıyla birleşmesi. Başarı böyle gelir. Yoksa kişiler sürekli değişir. Fenerbahçe'den çok adam çıkar zaten. İnşallah hayırlısı olur Fenerbahçe'miz için ya. Ali Koç'u başkan görmek istiyorum. Sonsuza dek onu destekliyorum. Çok seviyorum. Harika bir aileden geliyor. Ve bizi çok yükseklere taşıyacağına da inanıyorum. Efsane Fenerbahçe'm, efsane Ali Koç. Ali Koç'u başkan olarak görmek istiyorum tekrardan.
Çünkü şundan ötürü verdiği mücadele, yani 6 sene olacak işte bu seneyle beraber. 6 senede gerçekten de verdiği mücadele çok başka. Herkes görüyor ki oyunlar oynanıyor. Son maçta zaten anlatmaya gerek yok. Son maçta yapılan son dakika hatalı bir penaltı bile her şeyi açıklıyor zaten. Ben Ali Koç'a 6 senedir başarısız olmasına rağmen güveniyorum. Sonuna kadar da arkasında olacağıma söz veriyorum yani. Ali Bey'in 6 yıllık döneminde sportif anlamda özellikle futbol açısından zayıf kaldığı bir noktada net. Fakat futbolun Türkiye'de maalesef artık futbol değil de başka mihraklar tarafından arka planda yönetildiğini birçok insan görüyor, duyuyor. Sosyal medyada bu çok dolaşıyor maalesef. Tabii yenilik de insan istemiyor değil. Hani Saadettin Bey mi acaba, Ali Bey mi diye. Ama Aziz Yıldırım sağ olsun hani yıllarını verdi kulübümüze. Uğruna cezaevinde yattı. Her babayın arzı değildir bu. Ali Bey en azından bir dönem daha, ama yok olmayacaksa da Saadettin Bey olmasını isteriz tabii. Ali Koç artık başarısızlıklarıyla birlikte bence gitmeli. Yerine Aziz Yıldırım'ı başkan olarak görmek istiyoruz. Peki küçük kardeşimiz? Ali Koç başarısızlık yaptığı için Aziz Yıldırım geri gelsin istiyorum. Biz Almanya'dan, Karlsruhe tarafından geliyoruz, Stuttgart. İnşallah abi önümüzde ya Aziz Yıldırım olmazsa tabii yaşı gereği Saadettin Saran'ı görmek isteriz. Umduğum ve bulduğum aynı olursa Saadettin Saran başkandan çok şeyler bekliyorum. Umarız onu görürüz. Ali Koç artık biraz sıktı abi açıkçası. Yani umarız ki yani Saadettin Saran başa geçer abi. Ali Koç gitsin. Kim gelirse gelsin öyle söyleyeyim. Ali Koç'la olmadı bu iş. 6 sene uğraştık, olmadı. Bundan sonra artık Saadettin Saran'ı başkan görmek istiyoruz. Yeni bir isim, yeni bir heyecan. İnşallah hayırlısı ne olur. Bence de yeni bir isim iyi olur. Ali Koç bu sene de olmadı. Ali Koç istifa diyorum ben. Yani Aziz Yıldırım'ın geri dönmesini istiyoruz. Ali Koç'la 6 yıldan beri bu taraftar hep bekliyoruz yani şampiyonluk. Bir türlü olmadı yani, 10 yıl oldu. Taraftara yazık, artık üzülüyoruz yani gerçekten de. Yani Galatasaray'ın şampiyonluklarını görmek istemiyoruz artık yani, yeter. Yani kim başarılı olacaksa o gelsin, ama Aziz Yıldırım'ı görmek hepimiz için daha iyi olacak sanki yani başkan olarak. Öyle geliyor bize. Bugün başkan olacaksa tamam mı? Ali Koç olmalı. Yarın da Ali Koç olmalı. Öbür gün de Ali Koç olmalı. Ebediyen Ali Koç olmalı. Ali Koç! Hiç kaşarı yok. Benim bugün ya 200 milyon euro bırak, 200 bin TL mi olsa tamam mı? Yatırmam Fenerbahçe'ye, ama Ali Koç Fenerbahçe için tamam mı? 200 milyon eurodan daha fazlasını verdi. Verecek de, ama olsun. Ali Koç olsun. Ali Koç olsun. Başka kimse olmasın. Ya Aziz Yıldırım'dan medet bekliyorlar ya. Aziz Yıldırım'ın sağı solu her şeyi tamam mı? Ego. Başka da hiçbir şey yok. A few moments later. Başkası yalan. Ali Koç. Başkası yalan. Başkası yalan. 2000 years later. Yalan. Ben şahsen tekrar Aziz Yıldırım önderliğinde bir Fenerbahçe istiyorum. Çünkü bu 6 yılda gördük ki bu işler, yani söylemek istemiyorum ama yalı çocuğu olmakla olmuyor. Asıp kesecek adam lazım. Yani siz öyleyseniz biz de böyle geleceğiz dememiz lazım. Ben tekrar Aziz Yıldırım'ı görmek istiyorum. Asacak, kesecek adam lazım. Başka şekil olmuyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Ali Koç geldi, ne oldu? Ali Koç şampiyon Fenerbahçe. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon diye bağırıyorduk. Halimiz ortada. 6 senedir ilk kupamızı geçen sene aldık. Yani asıp kesecek adam lazım. Ben tekrar Aziz Yıldırım'ın aday olması ve başkanlığı almasının gerektiğini düşünüyorum. Ali Koç'u tekrardan başkan görmek istiyorum. Bu kadar emeğine rağmen, bu kadar çalıma rağmen, bütün haksızlıklara rağmen şampiyon olarak bu takımdan gitmesini isterim. Başka bir şey istemem. Ali Koç başkan olur, devam edecek, biz de şampiyon olacağız. Bitti. Biz Ali Koç'tan aslında memnunduk ama ya artık kulübe de zarar vermeye başladı. Aslında bir yeni değişiklik olması gerekir. Bu yüzden de biz Saadettin Saran'ı yeni başkanımız olarak görmek isteriz. Saadettin Saran. Ben karışmıyorum. Ben yorum yok. Ben Fenerbahçeliyim. Ali Koç'u başkan olarak görmeye devam etmek istiyorum ama fakat İsmail Kartal'dan bir an önce kurtulmamız lazım. Takıma verdiği bu bizi bitirdi yani. Bu futbol bizi, yani izlediğimiz futbol değil. Türkiye'de futbol böyle olmaması gerekiyor. Yani bizi Olympiakos maçında da eledi. Yani bıraksın gitsin, yakamızı bıraksın artık. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon.